Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateşin eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Görüşmede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Ateşin kızları da yer aldı. Ayşe Ateş yaklaşık bir saat süren görüşmede eşi Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgilendirmede bulundu. Ateş kabulün ardından yaptığı açıklamada görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getirdi. Bizi gerçekten e, uzun uzun dinledi e, kızlarımı ve beni daha doğrusu onlar da uzun bir konuşma yaptılar sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattık, izah ettim, dosya hakkında konuştuk. Güzel bir görüşmeydi, çok olumlu bir görüşmeydi. Ee, çok memnun bir şekilde e, yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarımla. Ee, yani deyim yerindeyse dertleştik aslında. Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yargılamanın hızlı bir şekilde yürütülmesini talep ettiğini belirtti. Tek talebim bir an önce yargılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de gerekenin yapılacağını söyledi hızlı bir şekilde. Ayşe Ateş sosyal medya hesabından da görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanımızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiralarıyla bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün. Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak ifadelerini kullandı. Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş'in iddianamesiyle ilgili olarak iddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım diyerek tepki göstermişti. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da başlayacak. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek davada 22 tutuklu tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.